3. Bunu yapmazsanız sorunlarla karşılaşırsınız. 1898 yılında New York'un Rockland kasabasında trajik bir olay yaşandı. Bir çocuk ölmüştü ve o gün komşular cenaze törenine gitmeye hazırlanıyorlardı. Jim Farley atını hazırlamak için ahıra gitti. Yerler karla kaplıydı. Hava soğuk ve yağışlıydı. Günlerdir dışarı çıkmayan at, su içmek için çıktığında neşeyle dönüp çifte atmaya başladı. Bu vuruşlardan biri Jim Farley'e geldi ve adam öldü. Böylece küçük Stony Point köyünde o hafta bir yerine iki cenaze töreni yapıldı. Jim Farley arkasında dul bir eş, üç çocuk ve sigortadan birkaç yüz dolar bıraktı. En büyük oğlu Jim 10 yaşındaydı. Tuğla yapımında çalışmaya başladı. Kumları karıştırıyor, kalıba döküyordu. Sonra tuğlaları güneşte kurutuyordu. Jim'in hiçbir zaman daha fazla eğitim almaya imkanı olmadı. Fakat onun doğasında güler yüzlülük vardı. Kendini insanlara kolayca sevdirebiliyordu. Bu yüzden politikaya atıldı. Ve yıllar geçtikçe insanların adlarını anımsama gibi değişik bir yetenek geliştirdi. Bir yüksekokulun içini bile görmemişti. Fakat daha 46 yaşına gelmeden 4 üniversite tarafından çeşitli derecelerle onurlandırıldı. Demokratik Halk Komitesi Başkanlığı ve Birleşik Devletler Postaneler Genel Müdürlüğü yaptı. Bir kez Jim Farley ile görüştüm ve ona başarısının sırrını sordum. Çok çalışmak cevabını verdi. Ben de komik olmayın dedim. Bana başarısının sırrının ne olabileceğini düşündüğümü sordu. Cevap verdim. Anladığım kadarıyla 10 bin kişiye ilk adları ile hitap edebiliyorsunuz. Hayır, yanılıyorsunuz dedi. 50 bin kişiye ilk adları ile hitap edebilirim. Düşünün, 1932'de Roosevelt'in kampanyasını üstlendiğinde başkanın Beyaz Saray'a çıkmasını sağlamasına yardım eden şey Farley'in bu özelliğiydi. Jim Farley, alçı taşı pazarlamacısı olarak seyahat ettiği ve Stony Point'te belediye başkanı olarak görev yaptığı yıllarda bu isim hatırlama sistemini geliştirmişti. Başlangıçta her şey çok basitti. Her yeni tanıştığı kişinin tam adını, hayatı ile ilgili bazı bilgileri, işini ve politik görüşlerini öğreniyordu. Tüm bu bilgileri bir resmin parçalarıymış gibi kafasına yerleştiriyordu. Tekrar aynı kişiyle karşılaştığında, bu karşılaşma bir yıl sonra bile olsa, ona ailesini ve arka bahçedeki gülleri sorabiliyordu. Sonra bu sistemi geliştirdi. Roosevelt'in başkanlık kampanyası başlamadan aylar önce Jim Farley, Batı ve Kuzeybatı eyaletlerindeki insanlara her gün yüzlerce mektup yazdı. Sonra bir trene atladı ve 19 günde 20 kasabaya uğrayarak 20 bin mil kat etti. Uğradığı kasabadaki insanlarla kahvaltıda, öğle yemeğinde, çayda, akşam yemeğinde samimi konuşmalar yapıyor, sonra bir sonra gideceği yere ulaşmak için yola koyuluyordu. Doğuya döner dönmez her uğradığı kasabada tanıştığı bir kişiye mektup yazıp konuşma yaptığı insanların listesini istiyordu. Sonuçta ortaya milyonlarca isimden oluşan bir liste çıktı. Fakat Jim Farley büyük bir incelikle tüm bu insanları yolladığı mektuplarla onurlandırdı. Her mektup "Sevgili Jane" veya "Sevgili Bill" şeklinde başlıyordu ve hepsi Jim diye imzalanmıştı. Çoğu insan için kendi adlarının dünyada birçok insanın adından daha önemli olduğunu Jim Farley hayatının erken safhalarında öğrenmişti. Bir kişinin adını doğru hatırlayabilmek ve kolayca söyleyebilmek o kişiye yapılmış güzel ve etkili bir komplimandır. Bir kişinin adını unutmak veya yanlış telaffuz etmek sizi zor bir duruma sokacaktır. Örneğin bir süre önce Paris'te topluluk önünde konuşmak için bir kurs düzenlemiştim ve şehirde oturan tüm Amerikalılara form gönderdim. Az İngilizce bilen Fransız bir sekreter formlardaki ad soyad bölümlerini daktilo etti ve doğal olarak bazı hatalar yaptı. Şehirdeki Amerikan Bankası müdürü adı yanlış yazıldığı için bana iğneleyici eleştirilerle dolu bir mektup gönderdi. Bazen telaffuzu zor olan adları akılda tutmak güç olur. O adı öğrenmeye çalışmak yerine
kimi zaman göz ardı ederiz. Kimi zaman da takma adlar kullanırız. Sid Levy adı Nikodemus Papadulos olan bir müşterisini arayacaktı. İnsanlar adı zor telaffuz edildiği için onu Nick diye çağırıyorlardı. Sid müşterisinin adını doğru söyleyebilmek için özel bir güç harcadığını söylemişti. Müşterisini arayıp "İyi günler Bay Nikodemus Papadulos" dediğinde adam şoke olmuştu. Konuşmaya başlaması birkaç dakikasını almıştı. Sonunda gözünden akan yaşlar yanaklarından süzülürken "Bay Levy, bu ülkede bulunduğum 15 yıl içinde bugüne dek kimse adımı tam olarak söyleyebilmek için uğraşmamıştı" demişti. Andrew Carnegie'nin başarısının sırrı neydi? Ona çelik kralı deniyordu ama çelik üretimi hakkında pek az şey biliyordu. Yanında çalışanların bilgisi ondan daha fazlaydı. Fakat o insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Onu zengin yapan da buydu. Genç yaşına rağmen bir lider ve organizasyon dehasıydı. Henüz 10 yaşındayken insanların kendi adlarına ne kadar şaşırtıcı bir önem verdiklerini keşfetmişti ve bu keşfini onların işbirliğini kazanmak için kullandı. Örneğin İskoçya'da henüz küçük bir çocukken bir anne tavşan beslemeye başladı. Kısa süre sonra etrafta küçük tavşanlar dolaşmaya başlamıştı. Ama onları besleyecek yiyeceği yoktu. Aklına parlak bir fikir geldi. Mahalledeki kız ve erkeklere eğer tavşanları beslemeye yetecek kadar yonca ve kara hindiba getirirlerse tavşanlara onların adlarını vereceğini söyledi. Yaptığı plan harikalar yarattı ve Carnegie bunu asla unutmadı. Yıllar sonra aynı yöntemi işinde de uygulayarak milyonlar kazandı. Örneğin o zamanlar Pensilvanya demir yollarının başında Edgar Thomson bulunuyordu. Andrew Carnegie de Pittsburgh'da muazzam bir çelik fabrikası kurup adını Edgar Thomson Çelik İşletmeleri koydu. İşte bir bilmece. Bakalım yanıtı tahmin edebilecek misiniz? Pensilvanya demir yolları çelik raylara ihtiyaç duyduğunda Edgar Thomson bunları nereden aldı dersiniz? Carnegie ve George Pullman yataklı vagon işinde birbirlerine karşı üstünlük sağlama yarışı yaparken çelik kralı tavşanlardan aldığı dersi tekrar hatırlamıştı. Andrew Carnegie'nin yönettiği Central Transportation şirketi Pullman'ın şirketiyle mücadele halindeydi. Her ikisi de Union Pacific Demiryolu şirketinin yataklı vagon işini kazanmaya çalışıyordu. İkisi de birbirini kötülüyor, fiyat kırıyor, karlı bir iş yapmayı olanaksız hale getiriyorlardı. Hem Carnegie hem de Pullman Union Pacific'in yöneticilerini görmek için New York'a gittiler. Bir akşam St. Nicholas Oteli'nde karşılaştıklarında Carnegie, "İyi akşamlar Bay Pullman" dedi. "Sizce kendimizi aptal durumuna düşürmüyor muyuz?" "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu Pullman. Carnegie şirketinde lehine olacağını düşündüğü fikrini anlattı. Birbirlerinin aleyhine çalışmak yerine birlikte çalışmanın avantajlarını çarpıcı bir dille anlatmaya çalıştı. Pullman dikkatle dinledi fakat tam anlamıyla ikna olmamıştı. Sonunda "Yeni şirketin adını ne koyacaksınız?" diye sordu. Carnegie hemen cevap verdi. "Elbette Pullman yataklı vagon şirketi." Pullman'ın yüzü parladı. "O zaman gelin" dedi. "Bu konuyu konuşalım." Bu konuşma endüstri tarihinde yeni bir sayfa açtı. Arkadaşlarının ve iş ortaklarının isimlerini hatırlama ve onları onurlandırma politikası Andrew Carnegie'nin liderliğinin sırlarından biriydi. Kendi fabrikalarında çalışan işçilerine ilk isimleriyle hitap edebilmekten gurur duyuyordu. İdare elindeyken çelik fırınların hiçbirinde grev nedeniyle üretimin durmadığını anlatarak övünürdü. Texas Ticari Yatırımlar Şirketi Müdürü Benton Love'a göre firmalar büyüdükçe soğuklaşmaktadırlar. Havayı yumuşatmanın tek bir yolu var diyorlar. O da insanların isimlerini hatırlamak. Bana isimleri hatırlayamadığını söyleyen bir yönetici, aynı zamanda işinin önemli bir bölümünü de hatırlayamadığını ve işi bataklık kumu gibi bir zeminde yürüttüğünü söylüyor demektir. Karen Kirsch, Kaliforniyalı bir hostesti. Kendi kabininde bulunan yolcuların isimlerini öğrenip servis sırasında onlara isimleriyle hitap etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bu da
yolcuların karına ve şirkete övgüler yağdırmasını sağlıyordu. Hatta bir yolcu mektubunda şöyle diyordu: "Bir süredir sizinle uçmamıştım ama bundan sonra sadece sizinle uçacağım. Çünkü sizin şirketinizin yolcuları ile özel olarak ilgilendiğini anladım ve bu benim için çok önemli." İnsanlar isimleriyle o kadar çok gurur duyuyorlar ki bedeli ne olursa olsun onları ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar. Zamanının en büyük şovmeni olan yaşlı Barnum bile hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü ismini devam ettirecek bir oğlu olmamıştı. O da torunu Shelley'e eğer Barnum Shelley ismini taşırsa 25 bin dolar vermeyi teklif etmişti. Asırlar boyu asiller ve kodamanlar yarattıkları eserleri kendilerine adamalarını sağlamak için ressamları, müzisyenleri ve yazarları desteklemişlerdi. Kütüphaneler ve müzelerin zengin bir koleksiyona sahip olmalarının nedeni kendi isimlerinin belleklerden silinebileceği düşüncesine katlanamayan insanlardır. New York Halk Kütüphanesi Astor ve Lennox koleksiyonuna sahiptir. Metropolitan Müzesi Benjamin Altman ve J.P. Morgan'ın isimlerini ebedileştirmiştir. Hemen hemen tüm kiliseler bağışta bulunan kişilerin isimlerini sürekli belleklerde tutacak güzellikteki vitraylara sahiptir. Pek çok üniversite kampüsünde binalar büyük miktarda bağış yapan kişilerin isimlerini taşımaktadır. Pek çok insan isimleri akıllarında tutmak için yeterli zaman ve enerji harcamadıkları için onları hatırlayamazlar. Bahaneleri de her zaman hazırdır. Kendileri çok meşguldürler. Fakat herhalde onlar Franklin Roosevelt'ten daha meşgul değillerdir. O kadar meşgul olmasına rağmen Roosevelt, isimleri ve hatta rastlantı sonucu tanıştığı teknisyenlerin isimlerini bile tekrarlamak ve hatırlamak için zaman ayırırdı. Örnek verelim. Chrysler şirketi, bacakları felçli olduğu için standart arabaları kullanamayan Bay Roosevelt'e özel bir araba yapmıştı. Arabayı Beyaz Saray'a Chamberlain götürmüştü. Şu anda önümde Bay Chamberlain'in yaşadıklarını anlattığı bu mektup duruyor. "Ben Başkan Roosevelt'e olağan dışı pek çok parçası olan arabanın nasıl kullanıldığını öğrettim. Fakat o da bana insanlara nasıl davranılacağı konusunda çok önemli şeyler öğretti. Beyaz Saray'a çağrıldığımda başkan çok mutlu ve neşeliydi. Bana ismimle hitap etmesi beni çok rahatlatmıştı. Ona göstermiş ve anlatmış olduğum şeylerle çok ilgili olması da beni çok etkilemişti. Araba öyle dizayn edilmişti ki sadece ellerle kullanılabiliyordu. Çevrede küçük bir kalabalık oluştu. Bunun harika olduğunu düşünüyorum," dedi başkan. "Hareket etmesi için yapman gereken tek şey bir düğmeye basmak. Böylece hiçbir kuvvet harcamadan arabayı kullanabileceksin. Bence muhteşem bir şey. Onu parçalayıp nasıl çalıştığını görebilecek zamanımın olmasını çok isterdim." Roosevelt'in arkadaşları ve yardımcıları arabayı takdir edince onların huzurunda bana "Bay Chamberlain, bu arabayı yapmak için zaman ve enerji harcadığınız için sizi takdir ediyorum. Oldukça zor bir iş olmalı," dedi. Radyatörü, özel aynasını ve saati, özel olarak yapılmış farları, döşemelerin kalitesini, şoför koltuğunun biçimini, bagajdaki armalı özel valizleri çok beğendi. Diğer bir deyişle, üzerinde önemli durulduğu belli olan tüm detayları inceledi. Bununla kalmayıp bu özellikleri Bayan Roosevelt'e, Bayan Perkins'e ve sekreterine de gösterdi. Hatta yaşlı Beyaz Saray kapıcısını da çağırıp, "George, bu valizlere özel bir itina göstermelisin," dedi. Sürücülük dersleri bittikten sonra başkan bana döndü ve "Evet Bay Chamberlain, Federal Rezerv Yönetim Kurulu'nu yarım saattir bekletiyorum. Sanırım artık işimin başına dönsem iyi olacak," diye konuştu. Yanıma bir teknisyen alıp Beyaz Saray'a gitmiştim. Oraya vardığımızda teknisyeni Roosevelt ile tanıştırdım. Usta başkanla hiç konuşmadı ve Roosevelt onun adını sadece bir kere duydu. Usta çekingen biriydi, hep geri planda kaldı. Fakat biz oradan ayrılmadan önce başkan ustayı aradı ve onunla el sıkıştı. Ona ismiyle hitap etti. Washington'a geldiği için teşekkürlerini sundu. Üstelik bu davranışında hiçbir yapmacıklık yoktu. İçinden geldiği gibi davrandı. Bunu hissedebiliyordum.
New York'a döndükten birkaç gün sonra Başkan Roosevelt tarafından imzalanmış bir resim ve yardımlarım için duyduğu minneti belirten küçük bir not aldım. Bunu yapmak için nasıl zaman bulduğu benim için hala bir sırdır. Franklin Roosevelt, başkalarının sevgilerini kazanmanın en önemli, en basit ve en kısa yolunun onların ismini anımsayıp kendilerini önemli hissetmelerini sağlamak olduğunu biliyordu. Aramızda kaç kişi bunu uyguluyor? Çoğu zaman yabancı biriyle tanıştığımızda birkaç dakika sohbet ederiz ve daha ayrılırken onun ismini unuturuz. Bir politikacının öğrendiği ilk ders şudur. Bir seçmenin ismini hatırlamak başkanlığı, unutmak ise kaybetmeyi getirir. İsimleri hatırlama yeteneği iş ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde olduğu kadar politikada da önemlidir. Fransa İmparatoru ve Büyük Napolyon'un yeğeni 3. Napolyon, sarayla ilgili yoğun işlerine rağmen tanıştığı herkesin ismini hatırlamakla övünürdü. Tekniği neydi? Basit. Söylenen ismi net bir şekilde duyamadığı zaman, "Özür dilerim, iyi anlayamadım," diyordu. Sonra eğer bu çok duyulmamış bir isimse nasıl telaffuz ediliyor diye soruyordu. Sohbet boyunca ismi birkaç kez tekrarlayıp kişinin özellikleri, tavırları ve genel görünüş arasında ilişki kurmaya çalışıyordu. Eğer tanıştığı kişi önemli biri ise bununla da kalmıyordu. İsmi bir parça kağıda yazıyor, uzun uzun bakıyor, konsantre oluyor ve belleğine yerleştirmeye çalışıyordu. Sonra da kağıdı yırtıp atıyordu. Bu yolla sadece kulakları değil, gözleri de etkileniyordu. Bütün bunlar zaman alıcı şeyler elbette ama Emerson iyi tavırlar fedakarlıklarla ortaya çıkar diyor. İsimleri hatırlamanın ve kullanmanın önemi sadece krallara ve şirket yöneticilerine özgü bir ayrıcalık değildir. Bu herkes için geçerlidir. Indiana'daki General Motors'ta çalışan Ken Nottingham genellikle öğle yemeğini şirketin kafeteryasında yerdi. Tezgahın arkasında çalışan kadının yüzünün her gün asık olduğunu fark etti. Nottingham olanları şöyle anlatıyor. 2 saattir durmadan sandviç hazırlıyordu ve ben de onun için sadece bir sandviçtim. Ona ne istediğimi söyledim. Küçük bir terazide bir parça jambon tarttı. Sonra bana bir yaprak marul ve birkaç patates kızartması koyduğu tepsiyi uzattı. Ertesi gün yine aynı sıraya girdim. Aynı kadın ve aynı asık surat. Tek fark rozetinde yazan ismini fark etmiş olmamdı. Gülümsedim. Merhaba Enüs dedim. Ve ne istediğimi söyledim. Kadın tartıyı unuttu. Bir küme jambon aldı, 3 marul yaprağı verdi ve tabağı patates kızartması ile doldurdu. Bir ismin taşıdığı sihrin farkında olmalı ve bu basit şeyin ilişkide bulunduğumuz diğer insanlar tarafından tamamen sahiplenildiğini unutmamalıyız. Bir kişiye ismi ile yaklaştığımızda verdiğimiz bilgi ya da istediğimiz şey özel bir önem kazanır. Karşımızdaki kişi ister hizmetçi ister yönetici olsun, insanlarla ilişkilerimizde isim kullanmamız mucizeler yaratır. 3. prensip. Kullanılan dil ne olursa olsun kişi için en önemli ve kulağa en hoş gelen söz kendi ismidir. 4. İyi bir konuşmacı olmanın basit yolu. Bir süre önce bir bridge partisine davet edilmiştim. Ben bridge oynamam. Orada da bridge oynamayan bir bayan daha vardı. Bu bayan Lovell Thomas radyoya geçmeden önce benim onun menajeri olduğumu, onunla Avrupa'yı dolaşıp hazırladığı gezi konuşmalarına yardım ettiğimi öğrenmişti. Ah Bay Carnegie, gezdiğiniz muhteşem yerleri ve gördüğünüz manzaraları anlatmanızı istiyorum dedi. Bir kanepeye oturduktan hemen sonra kocasıyla birlikte gittikleri Afrika gezisinden yeni döndüklerini söyledi. Afrika diye bağırdım. Ne ilginç. Her zaman Afrika'yı görmek istemişimdir. Fakat Cezayir'de geçirdiğim 24 saati saymazsak hiç gitmedim. Anlatsanıza, safari yapılan yerleri gezdiniz mi? Ne büyük şans. Size imreniyorum. Hadi bana Afrika'yı anlatın. Bu sözlerim onun 45 dakika konuşmasını sağladı. Bir daha bana nereye gittiğimi ve neler gördüğümü sormadı bile. Seyahatlerim hakkında söyleyeceklerimi duymak istemiyordu. Tek istediği şey anlatacağı şeyleri dikkatle dinleyecek ve egosunu tatmin edebilecek
iyi bir dinleyici bulmaktı. Bu kadın olağan dışı biri miydi? Hayır, pek çok insan böyledir. Örneğin New Yorklu bir yayıncının verdiği partide seçkin bir botanikçi ile tanışmıştım. Daha önce hiçbir botanikçi ile sohbet etmemiştim ve onu çok ilginç bulmuştum. Bir sandalyenin kenarına oturup onun egzotik bitkiler, bahçe bitkileri hakkındaki konuşmasını dinledim. Benim de küçük bir bahçem vardı ve bununla ilgili sorunlarımı nasıl çözebileceğimi anlattı. Söylediğim gibi bir akşam yemeğindeydik. Düzinelerce misafir vardı. Fakat ben bütün görgü kurallarını çiğneyerek, hiç kimseyi önemsemeyerek saatlerce botanikçi ile konuştum. Gece yarısı oldu. Herkese iyi geceler dileyerek ayrılırken botanikçi ev sahibine döndü ve benim için övgü dolu sözler sarf etti. İnsanları çok rahatlatıyormuşum. Şöyleymişim, böyleymişim. Benim tanıdığı en ilginç konuşmacı olduğumu söyleyerek sözlerini tamamladı. İlginç bir konuşmacı mı? Ama ben hemen hemen hiçbir şey söylememiştim ki. Konuyu değiştirmeden de hiçbir şey söyleyemezdim. Çünkü penguenlerin anatomisi hakkında ne kadar bilgim varsa botanik hakkında da o kadar bilgim vardı. Yaptığım tek şey onu dikkatle dinlemekti. Dinlemiştim. Çünkü anlattıkları gerçekten ilgimi çekiyordu. O bunu anlamıştı ve doğal olarak memnun olmuştu. Bu tür bir dinleme konuşmacıya yapılmış büyük bir iltifattır. Jack Woodford, Aşık Yabancılar adlı kitabında şöyle diyor. Pek az insan ilgiye karşı koyabilir. Ben onu büyük bir dikkatle dinlemekten daha ileri gitmiş, anlattıklarını içtenlikle takdir etmiş, övgüler yağdırmıştım. Ona çok eğlendiğimi ve çok şey öğrendiğimi söylemiştim. Gerçekten de öyleydi. Onun kadar bilgili olmayı çok istediğimi söyledim. Gerçekten de isterdim. Ona tekrar görüşmek istediğimi söyledim. Daha sonra da görüştük zaten. İyi bir dinleyici olup onu konuşmaya teşvik etmem, benim iyi bir konuşmacı olduğumu düşünmesini sağlamıştı. Başarılı iş görüşmelerinin sırrı nedir? Harvard Üniversitesi eski rektörü Charles Eliot'a göre başarılı iş görüşmelerinin hiçbir sırrı yok. Dikkatinizi sizinle konuşan kişiye vermeniz çok önemli. Başka hiçbir şey bu derece olumlu etki yaratamaz. Eliot'un kendisi dinleme sanatında eski bir üstattı. Amerika'nın ilk büyük romancılarından biri olan Henry James şöyle diyordu. Doktor Eliot'un dinleme stili sadece sessizlik değil, aynı zamanda bir çeşit faaliyetti. Dimdik bir şekilde oturur, ellerini kucağında birleştirir ve baş parmaklarını birbirinin etrafında hızlı veya yavaşça döndürmek dışında hiç kıpırdamazdı. Konuşmacıya dönerdi. Kulaklarıyla olduğu kadar gözleriyle de dinlediğini sanırdınız. Büyük bir arzuyla dinler, söylediğiniz her kelimeyi dikkate alırdı. Konuşma sona erdiğinde konuşmacı içini tamamen boşalttığını hissederdi. Oldukça açık, öyle değil mi? Bunu keşfetmek için 4 yıl Harvard'da okumaya gerek yok. Hepimizin bildiği gibi pahalı dükkanlar kiralayan büyük mağaza sahipleri satacakları malları dikkatle seçerler. Vitrinlerini özenle düzenlerler. Reklam için binlerce dolar harcarlar. Fakat iyi bir dinleyici olma özelliğinden uzak, müşterileri rahatsız eden, sinirlendiren ve onların mağazaya gelmelerini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapan tezgahtarlar çalıştırırlar. Chicago'da büyük bir mağaza az daha her yıl birkaç bin dolarlık harcama yapan sürekli bir müşterisini dinleme özürlü bir tezgahtar yüzünden kaybedecekti. Chicago'daki kursumuza katılan Bayan Henrietta Douglas indirimli satışlarda bir palto satın almıştı. Eve geldikten sonra paltonun astarında bir yırtık olduğunu fark etmişti. Ertesi gün mağazaya giderek tezgahtardan paltoyu değiştirmesini istemişti. Tezgahtar ise Bayan Douglas'ın şikayetini dinlemeyi bile reddetmiş, "Siz bunu indirimli satışlardan aldınız," demişti. Duvardaki bir yazıyı işaret ederek "Okuyun," diye çıkışmıştı. İndirimli satışlar sona erdi. Bir kere almışsınız, iade edemezsiniz. Yırtığı kendiniz dikin. Fakat bu mal defolu diye dert yanmıştı Bayan Douglas. Hiç fark etmez diye sözünü kesmişti tezgahtar. Bayan Douglas bir daha o mağazaya gelmemek üzere oradan ayrılırken
onu yıllardır tanıyan departman yöneticisiyle karşılaşmış, ona neler olduğunu anlatmıştı. Yönetici tüm hikayeyi büyük bir dikkatle dinlemiş, paltoyu incelemiş ve indirimli satışlar sona erdiği için sezon sonu malları elimizden çıkarırız fakat satılan mal geri alınmaz kuralı defolu mallar için geçerli değil. Astarı kesinlikle tamir eder ya da değiştiririz. Tabii eğer isterseniz paranızı iade de edebiliriz demişti. Ne kadar farklı iki tavır. Eğer departman yöneticisi gelip müşteriyi dinlemeseydi, mağaza sürekli bir müşterisini yitirebilirdi. İş hayatında olduğu kadar ev hayatında da dinlemek çok önemlidir. New York Croton-on-Hudson'dan Millie Esposito kendisiyle konuşmak isteyen çocuklarını dikkatle dinlemeyi alışkanlık haline getirmişti. Bir akşam küçük oğlu Robert ile mutfakta oturuyordu. Robert'in bir sorunu hakkında bir süre sohbet ettikten sonra Robert, "Anne, beni çok sevdiğini biliyorum," dedi. Bayan Esposito sözlerden etkilenerek, "Tabii ki seni çok seviyorum. Şüphen mi vardı?" diye sordu. Robert cevap verdi. "Hayır, gerçekten beni çok sevdiğini biliyorum. Çünkü ne zaman seninle bir konuda konuşmak istesem, elinde ne varsa hemen bırakıyor ve beni dinliyorsun." En sert eleştirilerde bulunanlar bile sempatik, sabırlı bir dinleyici karşısında boyun eğip yumuşayabilirler. Böyle bir dinleyici, kızgın tenkitçi kobra yılanı gibi içindeki zehri akıtırken sessizliğini koruyacaktır. Örneğin New York Telefon Şirketi birkaç yıl önce durmadan müşteri hizmetleri temsilcisine küfreden oldukça kötü bir aboneyle uğraşmak zorunda kaldı. Adam tam bir baş belasıydı, çıldırmış gibiydi. Telefonu parçalamakla tehdit ediyordu. Yanlış olduğunu iddia ettiği faturaları ödemeyi reddediyordu. Gazetelere mektuplar yazıyordu. Halk Hizmetleri Komisyonu'na sayısız şikayette bulunmuş ve telefon şirketine karşı tazminat davaları açmaya başlamıştı. Sonunda şirketin problem çözmede en yetenekli elemanlarından biri, hırstan kudurmuş bu adamla konuşması için görevlendirildi. Bu temsilci, huysuz müşterinin içindeki öfkeyi tamamen boşaltması ve kendini rahatlatması için hiç sesini çıkarmadan oturdu. Onu dinledi ve sonunda adama haklı olduğunu söyledi. "Adam çılgınca bağırıp duruyordu ve ben onu yaklaşık olarak 3 saat dinledim," diye anlattı temsilci yazarlık kursunda. "Sonra adamı görmeye tekrar gittim ve biraz daha dinledim. Onunla 4 kez görüştüm ve 4. görüşmemiz sona ermeden onun başlattığı bir organizasyonun üyesi oldum. Organizasyonun adı Telefon Aboneleri Protesto Derneği idi. Hala bu derneğin üyesiyim ve bugün bile Bay X haricinde bu derneğe üye, dünyada benden başka hiç kimse yok. Bu görüşmeler boyunca anlattığı her şeyi dinledim, fikirlerine katıldım. Daha önce hiçbir telefon temsilcisiyle bu şekilde görüşmemişti ve dostça davranmaya başlamıştı. Onunla görüşme sebebimi ne ilk ne de ikinci ve üçüncü görüşmede söyledim. Fakat 4. görüşmede konuyu tamamen hallettim. Bütün faturalarını ödedi ve telefon şirketiyle kavgalı duruma düştükten sonra ilk defa olarak bütün şikayetlerini kendi isteğiyle geri aldı. Şüphesiz Bay X kendini katı sömürgeciler karşısında kamu haklarını savunan kutsal bir şövalye olarak görüyordu. Fakat gerçekte istediği şey kendini önemli hissetmekti. Kendini önemli hissetme isteğini önce saldırarak ve şikayetlerde bulunarak tatmin etti. Fakat kendini önemli hissetme isteği telefon şirketinin temsilcisi tarafından tatmin edilince hayalinde canlandırdığı şikayetler yok olup gitti. Yıllar önce bir sabah kızgın bir müşteri, daha sonra yünlü kumaş alanında dünyanın en büyük distribütörü olan Detmer yünlü kumaş şirketinin kurucusu Julian Detmer'ın ofisine fırtına gibi daldı. "Bu adamın bize küçük bir miktar borcu vardı," diye anlatıyor Bay Detmer. "O bunu reddediyordu. Fakat biz onun yanıldığını biliyorduk. Bu yüzden kredi servisimiz borcunu ödemesi için ısrar etmişti. Eline bizim krediler servisimizin göndermiş olduğu birkaç mektup geçtikten sonra bavulunu topladığı gibi Chicago'ya gelmişti. Daha sonra telaşla ofisime gelerek bu faturayı ödeyemeyeceğini,
Hatta bundan sonra Detmer şirketinden tek bir dolarlık bile alışveriş yapmayacağını bildirdi. Bütün söylediklerini sabırla dinledim. Sözünü kesmek istedim fakat bunun kötü bir politika olacağını düşündüm. Böylece sözünü bitirmesine izin verdim. Sonunda sakinleşerek kabullenebilir duruma gelince ona sakince "Bana bunları anlatmak için Chicago'dan kalkıp geldiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bana büyük bir iyilik yaptınız. Çünkü eğer krediler servisimiz sizi bu kadar kızdırdıysa diğer iyi müşterilerimizi de kızdırmış olabilir. Bu gerçekten çok kötü olur. İnanın bana, siz bunları anlatmayı ne kadar çok istiyorsanız ben de dinlemeyi o kadar istiyorum," dedim. Bu sözler onun benden duymayı en son beklediği sözlerdi. Biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü Chicago'ya kavga etmek için gelmişti. Fakat ben onunla kavga etmek yerine ona teşekkür ediyordum. Ona alacağımızı kayıtlardan silip unutacağımızı, çünkü onun hem tek bir hesabı kontrol ettiğini hem de çok dikkatli olduğunu, fakat bizim elemanlarımızın ilgilenmesi gereken binlerce hesap olduğunu ve bu nedenle hata yapma olasılıklarının onunkinden daha fazla olacağını söyledim. Ona neler hissettiğini anladığımı ve eğer ben de aynı durumda olsaydım aynı şeyleri hissedeceğimi söyledim. Artık bizden alışveriş yapmayacağına göre ona alışveriş yapabileceği başka şirketler önerdim. Eskiden bu adam Chicago'ya geldiğinde genellikle öğle yemeğine birlikte çıkardık. Bu yüzden o gün de onu öğle yemeğine davet ettim. İsteksizce kabul etti. Fakat ofise geri dönünce her zamankinden daha büyük bir sipariş verdi. Evine dönerken oldukça sakindi. Bizim ona davrandığımız gibi o da bize zarif davranmak istemişti. Bu yüzden faturaları tekrar gözden geçirmiş ve ödenmemiş bir tane bulunca özür dilekleriyle beraber bir de çek göndermişti. Daha sonra karısı ona bir evlat verince oğlunun ismini Detmer koydu ve 22 yıl sonra ölene kadar şirketin iyi bir müşterisi, benim de dostum olarak kaldı. Yıllar önce Hollandalı fakir bir göçmen çocuk ailesine destek olmak için okuldan sonra fırının camlarını siliyordu. Ailesi o kadar fakirdi ki buna ek olarak eline bir sepet alır, kömür kamyonlarından düşen küçük kömür parçalarını toplardı. Edward Buck adındaki bu çocuk hayatı boyunca 6 yıl eğitim görmüştü ve buna rağmen Amerikan gazetecilik tarihindeki en başarılı dergi editörlerinden biri oldu. Bunu nasıl başardı? Bu uzun bir hikaye fakat başlangıcını kısaca anlatabiliriz. Edward işe bu bölümdeki prensipleri uygulayarak başlamıştı. 13 yaşındayken okulu bırakmış ve Western Union'da ofis boy olarak çalışmaya başlamıştı. Fakat bir an bile eğitimine son vermeyi düşünmemiş, kendi kendini yetiştirmeye karar vermişti. Bir Amerikan biyografileri ansiklopedisi almaya yetecek parayı denkleştirene kadar öğle yemeği yememiş, otobüse binmemişti. Sonra da hiç duyulmamış bir şey yaptı. Bütün ünlü insanların hayatlarını okudu. Çocuklukları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için onlara mektup yazdı. O iyi bir dinleyiciydi. Ünlü insanlardan kendileri hakkında daha ayrıntılı şeyler anlatmalarını isterdi. Başkanlığa soyunan General James Garfield'a mektup yazıp, bir zamanlar bir kanalda gemileri çeken bir çocuk olduğunun doğru olup olmadığını sordu ve Garfield'dan cevap aldı. General Grant'e bir savaş hakkında sorular sordu. Grant onun için bir harita çizdi ve bu 14 yaşındaki çocuğu akşam yemeğine davet etti. Bütün geceyi onunla sohbet ederek geçirdi. Kısa süre içinde bizim batılı çocuğumuz bütün ünlü insanlarla mektuplaşmaya başladı. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Bayan Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, General Sherman ve Jefferson Davis. Sadece bu seçkin insanlarla mektuplaşmakla kalmadı. Tatile çıktığı zamanlarda onları ziyarete de gitti. Bu deneyim kendine paha biçilmez bir güven kazanmasını sağladı. Tüm bu seçkin bay ve bayanlar ona hayatını şekillendiren hırs, hayal ve ihtirası aşıladılar ve bütün bunlar bu kitapta anlattığımız kuralların uygulanmasıyla gerçekleşti. Yüzlerce ünlü isimle görüşmeler yapan gazeteci Isaac
Marcus'ın pek çok insanın anlatılanları dikkatle dinlemedikleri için iyi bir izlenim bırakamadıklarını söylüyor. Sıra kendilerine geldiğinde ne söyleyeceklerini düşünmekten kulaklarını açık tutamıyorlar, diyor Marcus'ın. Çok önemli insanlar bana iyi bir dinleyiciyi iyi bir konuşmacıya tercih ettiklerini, fakat dinleme yeteneğine diğer pek çok iyi özellikten daha ender rastlandığını söylediler. Sadece önemli insanlar değil, sıradan kişiler de iyi bir dinleyiciyi tercih ederler. Bir keresinde Reader's Digest, pek çok insan bir dinleyiciye ihtiyaç duyduğunda doktorunu arar demişti. Savaşın en karanlık günlerinde Lincoln, Springfield, Illinois'te yaşayan eski bir arkadaşına Washington'a gelmesi için bir mektup yazmış, kendisiyle tartışmak istediği bazı problemlerin olduğunu söylemişti. Eski arkadaşı Beyaz Saray'a geldi ve Lincoln saatlerce kölelerin serbest bırakılmasını içeren bir bildirinin yayımlanması halinde karşılaşılabilecek durumları anlattı. Böyle bir hareketin getireceği yarar ve zararlardan söz etti. Sonra onu köleleri serbest bırakmadığı ve böyle bir fikri olduğu için suçlayan bazı mektup ve gazete başlıklarını okudu. Saatler süren konuşmadan sonra onu Illinois'e geri gönderdi. Sadece Lincoln konuşmuştu ve bu onun her şeyi daha açık görmesini sağlamıştı. O konuşmadan sonra rahatlamış gibi görünüyordu, dedi arkadaşı. Lincoln tavsiye istemiyordu. Sadece içine dökebileceği sempatik, dostane bir dinleyicisi olsun istiyordu. Başımız dertte olduğunda hepimizin istediği şey, ister kızgın bir müşteri, ister tatmin olmamış bir işçi, ister incinmiş bir arkadaş olsun, bir dinleyicidir. Çağımızın en iyi dinleyicilerinden biri de Sigmund Freud'dur. Freud ile tanışan biri onun dinleme tarzını anlatıyor. Beni o kadar çok etkiledi ki onu asla unutamayacağım. Hiç kimse de rastlamadığım niteliklere sahipti. Hiç böylesine yoğunlaşmış bir dikkat görmemiştim. Ruhun derinliklerine inmek gibi bir derdi yoktu. Gözleri ılımlı ve güleçti. Sesi alçak ve nazikti. Çok az hareket yapıyordu. Fakat bana gösterdiği ilgi, söylediğim her şeyi kötü ifade edilmiş bile olsa takdir etmesi olağanüstüydü. Böyle bir ilgiyle dinlenmenin ne demek olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Eğer insanların sizinle nasıl dalga geçip arkanızdan güldüklerini, hatta sizden nasıl nefret ettiklerini görmek istiyorsanız, işte size bir reçete. Asla hiç kimseyi uzun süre dinlemeyin. Sürekli kendinizden söz edin. Eğer karşınızdaki kişi konuşurken aklınıza bir fikir gelirse onun sözünü bitirmesini beklemeyin. Hemen atlayın ve sözünü kesin. Bu tür insanlar tanıyor musunuz? Ben ne yazık ki tanıyorum ve bunun utanç veren yönü ise bazılarının oldukça tanınmış kimseler olması. Sıkıcı, kendi egolarıyla zehirlenmiş, kendilerine verdikleri büyük önemle sarhoş olmuş insanlar bunlar. Sadece kendilerinden söz eden insanlar sadece kendilerini düşünürler. Kolombiya Üniversitesi Başkanı Dr. Nicolas Murray, sadece kendini düşünen insanlar cahildirler, diyor. Belki çok şey bilirler ama yine de cahildirler. Yani iyi bir konuşmacı olmak istiyorsanız dikkatli bir dinleyici olmalısınız. İlgi çekmek için ilgi gösterin. Karşınızdakinin cevap vermekten mutluluk duyacağı sorular sorun. İnsanlara kendilerinden ve başarılarından söz etmeleri için cesaret verin. Unutmayın, konuştuğunuz insanlar kendileri, istekleri ve problemleri ile sizin istek ve sorunlarınızla ilgilendiklerinden 100 kat daha fazla ilgilidirler. Bir kişinin çektiği diş ağrısı o kişi için Çin'de milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir salgından çok daha önemlidir. Bir dahaki sefere biriyle konuşmaya başladığınızda bunu hatırlayın. Dördüncü prensip, iyi bir dinleyici olun. Diğer insanlara kendilerinden söz etmeleri için cesaret verin. 5. İnsanların ilgisi nasıl çekilir? Theodore Roosevelt'in konuğu olan herkes, onun bildiği şeylerin çeşitliliği ve fazlalığı karşısında şaşkınlığa uğruyordu. Konuğu ister bir kovboy ya da çiftlik sahibi, ister New Yorklu bir politikacı ya da bir diplomat olsun, Roosevelt söyleyecek bir şey buluyordu. Bunun sebebi neydi? Çok basit.
Roosevelt ne zaman bir ziyaretçi beklese bir gece önce geç vakte kadar konuğunun ilgi duyduğunu bildiği konularda bir şeyler okurdu. Bütün liderlerin bildiği gibi Roosevelt de bir insanın kalbine giden yolun o insanın en değer verdiği konular hakkında konuşmak olduğunu bilirdi. Yale Üniversitesi Edebiyat Profesörü ve yazar William Lyon Phelps bu dersi hayatının erken dönemlerinde almıştı. 8 yaşındayken bir hafta sonu Stratford'da yaşayan teyzem Libby Lindsley'i ziyarete gittim diyor Phelps, İnsan Doğası adlı eserinde. Bir akşam orta yaşlı bir adam ziyarete geldi ve teyzemle yaptığı kibar konuşmadan sonra bütün dikkatini bana yöneltti. O zamanlar gemilere büyük bir ilgi duyuyordum ve misafirimiz bu konuyla kendisi de sanki çok ilgiliymiş gibi konuşuyordu. Bizden ayrıldıktan sonra onun hakkında coşkuyla konuştum. Ne adamdı. Teyzem onun New York'lu bir avukat olduğunu ve gemilere karşı en ufak bir ilgisinin bile olmadığını söyledi. Peki o zaman neden sürekli gemiler hakkında konuşmuştu? Çünkü o bir centilmen. Senin gemilerle ilgilendiğini anladı ve senin memnun etmekle ilgi çekeceğini düşündüğü için bu konudan bahsetti dedi teyzem. Ve William Lyon Phelps ekliyor. Teyzemin açıklamasını hiçbir zaman unutmadım. Bu bölümü yazarken önümde izcilik alanında aktif olarak çalışmış Edward Chalif'in bir mektubu vardı. Bir gün birinin yardımına ihtiyaç duydum diye yazmıştı Bay Chalif. Avrupa'da büyük bir izci toplantısı yapılacaktı ve Amerika'nın en büyük şirketlerinden birinin başkanından bizim çocuklardan birinin yolculuk masraflarını üstlenmesini istiyordum. Şans eseri o adamı görmeye gitmeden önce onun 1 milyon dolarlık bir çek yazmış olduğunu, sonra bunun iptal edildiğini ve onun da bunu çerçeveletip duvara astığını duydum. Böylece ofise girdiğimde ilk yaptığım şey çeki bana göstermesini istemek oldu. 1 milyon dolarlık bir çek. Ona böyle bir çeki yazabilecek hiç kimse tanımadığımı ve çocuklara gerçekten 1 milyon dolarlık bir çek gördüğümü söylemek istediğimi belirttim. Çeki büyük bir memnuniyetle gösterdi. Birkaç övgü dolu söz ile bu çeki nasıl yazdığını anlatmasını rica ettim. Fark ettiniz değil mi? Bay Chalif konuşmaya ne izcilerden, ne Avrupa'daki toplantıdan, ne de kendi isteklerinden söz ederek başlamıştı. Karşısındaki adamın ilgisini çeken konulardan söz etmişti. İşte sonuç. Bir anda görüştüğüm kişi, "Aa bu arada beni hangi konuda görmek istemiştiniz?" diye sordu. Ben de anlattım. Büyük bir şaşkınlık geçirdim diye devam ediyordu Bay Chalif. Sadece isteğimi kabul etmekle kalmadı. Bana daha da fazlasını verdi. Ben ondan sadece bu çocuğu Avrupa'ya göndermesini istemiştim. Fakat o 5 çocuğu ve bir de beni gönderdi. Bana yüzlerce dolarlık kredi mektubu verdi. Ve Avrupa'da 7 hafta kalmamızı söyledi. Ayrıca şube başkanlarına hitaben yazılmış olan ve her türlü isteğimizin yerine getirilmesini isteyen mektuplar verdi. Ve bizimle Paris'te buluşup şehri gezdirdi. O andan beri de ailesinin durumları iyi olmayan çocuklara iş sağlıyor ve grup içinde aktif görevler alıyor. Bu arada biliyorum ki eğer onun ilgisini çeken konuyu bulamamış olsaydım ve isteğimi söylemeden önce onu ısıtmasaydım, bunların onda birini bile başaramazdım. Bu iş konularında uygulanabilecek değerli bir yöntem mi? Ne dersiniz? Gelin görelim. New York'ta toptan satış yapan bir fırın olan Duvernoy ve oğullarının sahibi olan Henry Duvernoy'u ele alalım. Bay Duvernoy, New York'un en büyük otellerinden birine ekmek satmaya çalışıyordu. 4 yıldır her hafta otel müdürünü arıyordu. Müdürün katıldığı her sosyal olaya o da gidiyordu. Hatta işe alabilmek için otelde oda tutup orada yaşamaya başlamış fakat başaramamıştı. Sonra dedi Bay Duvernoy, insan ilişkileri üzerinde çalıştıktan sonra kullandığım taktikleri değiştirmeye, bu adamın ilgisini nelerin çektiğini bulmaya karar verdim. Amerikalı Otel Yöneticileri isimli otel yöneticilerinin kurduğu bir derneğe üye olduğunu öğrendim. Fakat üye olmakla kalmamış, onun bu konudaki büyük gayreti, kendisinin bu organizasyonun ve Uluslararası Otel Yöneticileri Derneği'nin başkanı olmasını sağlamıştı. Toplantılar nerede yapılırsa yapılsın hepsine katılıyordu. Böylece ertesi gün onu gördüğümde dernekten söz etmeye başladım.
Ne büyük bir tepki verdi. Yaklaşık olarak yarım saat dernekten bahsetti. Sesi zevkten coşuyordu. Bunun onun için sadece bir hobi değil, hayatının amacı olduğunu açıkça görebiliyorduk. Ofisten ayrılmadan önce bana dernekten bir üyelik satmıştı. Bu sırada ekmek hakkında hiçbir şey söylememiştim. Fakat birkaç gün sonra otel görevlilerinden biri telefon etti ve örnekler ve fiyatlarla otele gelmemi istedi. "Bu yaşlı çocuğa ne yaptığınızı bilmiyorum," dedi görevli. "Ama onu kendinize bağladığınız kesin. Düşünün bir kere, bu işi alabilmek için tam 4 yıldır adamın peşinde koşuyordum. Ve eğer neyin ilgisini çektiğini ve hangi konuda konuşmaktan zevk aldığını öğrenme zahmetine katlanmasaydım, hala da koşuyor olacaktım." Maryland'den Edward Herman, askerliğini bitirdikten sonra Maryland'in o muhteşem Cumberland Vadisi'nde yaşamayı seçmişti. Ne yazık ki o sırada o bölgede yapılabilecek çok az iş vardı. Küçük bir araştırma sonucu bölgedeki birçok fabrikaya Funkhauser adında ilginç bir adamın ya sahip olduğu ya da onları yönettiği gerçeği ortaya çıktı. Adamın çok fakirken birdenbire çok zengin olması Bay Harriman'ın ilgisini çekmişti. Bununla birlikte iş arayanlar için bu adam hep ulaşılmaz olmuştu. Bay Harriman şöyle yazmıştı: "Birkaç kişiyle görüştüm ve adamın en büyük ilgi alanının güç ve para olduğunu öğrendim. Kendini benim gibilerden korumak için sadık ve sert sekreterini kullandığından bu kadının ilgi alanlarını ve ulaşmak istediği amaçları araştırıp önceden haber vermeden bürosuna gittim. Sekreteri 15 yıldır Bay Funkhauser'ın yörüngesinde dönen bir uydu gibiydi. Ona Bay Funkhauser için finansal ve politik başarıya dönüşebilecek birkaç teklifim olduğunu söyleyince benimle ilgilendi. Sohbet sırasında onun Bay Funkhauser'ın başarısındaki payının büyük olduğunu söyledim. Bu konuşmamızdan sonra benim için Bay Funkhauser ile bir görüşme ayarladı. Funkhauser büyük ve etkileyici ofise girerken hemen bir iş istememeye kararlıydım. Büyük oymalı bir masanın arkasında oturuyordu. "Ne istiyorsun genç adam?" diye gürledi. "Bay Funkhauser, size para kazandırabileceğime inanıyorum," dedim. Hemen kalktı ve büyük döşemeli bir koltuğa oturmam için işaret etti. Ona fikirlerimi ve bu fikirleri gerçekleştirebilecek niteliklerimi anlattım. Aynı zamanda bu fikirlerin kişisel başarısına ve iş hayatına nasıl katkıda bulunacağını açıkladım. Önceden tahmin ettiğim gibi beni hemen işe aldı. 20 yıl boyunca girişimlerine katkıda bulundum ve her ikimiz de bu işten kazançlı çıktık. Karşıdaki kişinin ilgilendiği konulardan söz etmek her iki taraf için de faydalıdır. Personel iletişimi alanında bir lider olan Howard Herzing her zaman bu kurala uymuştur. Ona bundan ne kazanç sağladığı sorulduğunda Bay Herzing, her kişiden sadece değişik bir kazanç sağlamakla kalmadığını fakat genel anlamda yaptığı her konuşmadan sonra yaşamının daha da genişlediğini görmenin en büyük kazanç olduğunu söylemiştir. 5. Prensip: Karşınızdaki kişinin ilgilendiği konulardan söz edin. 6. İnsanların sizden hoşlanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? New York 8. Cadde 33. Sokaktaki postanede taahhütlü bir mektup postalamak için sıra bekliyordum. Kayıt yapan memurun işinden bıkmış göründüğü dikkatimi çekti. Adam yıllardır hep aynı, sıkıcı, tek düze işi yapıyordu. Zarfları tartıyor, pul satıyor, para üstü veriyor, makbuz hazırlıyordu. Kendi kendime şöyle dedim: bu adamın benden hoşlanması için elimden geleni yapacağım. Benden hoşlanmasını sağlamak için ona kendisi hakkında güzel bir şeyler söylemeliyim. Sonra kendime sordum: onun gerçekten hayran olacağım ne gibi bir özelliği var? Özellikle hiç tanımadığınız biri söz konusuysa bu yanıtlanması güç bir soru. Ancak yanıtı bulmam bu kez kolay oldu. Çünkü gerçekten hayran olduğum bir şey gördüm. Memur zarfımı tartarken içtenlikle "keşke sizin gibi saçlarım olsaydı," deyiverdim. Adam şaşkınlıkla bana baktı ama yüzü bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Kibarca "ama saçlarım eskisi kadar güzel değil," dedi. Saçlarının eskiye oranla parlaklığını biraz yitirmiş olabileceğini fakat yine de çok güzel göründüğünü söyledim. Çok mutlu olmuştu. Konuşmamızı biraz daha sürdürdük. Son sözleri
pek çok kişi saçımı beğendiğini söyler oldu. Bahse girerim, o memur öğle yemeğine çıktığında mutluluktan havalara uçuyordu. Yine bahse girerim, akşam eve döndüğünde karısına bu olayı anlattı. Aynaya bakıp ne güzel saçların var dediğinden de eminim. Bunu bir toplulukta anlattığımda adamın biri o memura bir şey mi yaptıracaktın, onunla ilgili bir çıkarın mı vardı diye sordu. Eğer bu kadarcık mutluluğu başkalarından esirgeyecek ve karşılık beklemeden beynimizi ortaya koyamayacak kadar bencilsek, eğer yüreğimiz bir elma çekirdeğinden büyük değilse, hayatta başarısızlığı hak ediyoruz demektir. Ah evet, o genç adamdan bir şey bekledim. Değeri ölçülemeyecek bir şey ve bunu da aldım. Karşılık beklemeden onun için bir şeyler yapabilmiş olma duygusunu tattım. Bu öyle bir duygu ki üzerinden yıllar geçse bile belleğimizden silinemez. İnsanları yönetme konusunda çok önemli bir yasa var. Bu yasaya uyarsak hem başımız hiç belaya girmez hem de sayısız dost kazanırız ve hep mutlu oluruz. Ancak bu yasaya karşı gelirsek bir sürü sorun ile karşılaşırız. Yasa şudur: daima karşınızdaki kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlayın. Daha önce de belirttiğimiz gibi John Dewey önemli olma tutkusunun insan doğasının en önemli tutkusu olduğunu söylemişti. William James de insan doğasındaki en önemli ilke beğenilme tutkusudur der. Her zaman söylediğim gibi bizi hayvanlardan ayıran şey bu tutkulardır. Bu tutkular uygarlığın da doğuş nedenidir. Filozoflar binlerce yıldır insan ilişkileri üzerinde konuşup tartışıyorlar. Tüm bu tartışmalardan çıkan bir tek önemli kural var. Bu yeni bir kural değil, hatta tarih kadar eski. 25 yüzyıl önce İran'da Zerdüşt müritlerine bu kural öğretilmişti. 24 yüzyıl önce Konfüçyüs Çin'de yine aynı konuda vaaz vermişti. Taoizmin kurucusu Tao ise yine 25 yüzyıl önce aynı ilkeleri tekrarlamıştı. Bu da milattan 500 yıl önce kutsal Ganj kıyılarında aynı sözleri söylemiştir. İsa 19 yüzyıl önce Cudi Dağı'nın taşlı yamaçlarında aynı kuralı öğretmiş ve belki de dünyadaki bu en önemli kuralı bir cümlede toplamıştır. Başkalarının sana ne yapmasını istiyorsan sen de onlara aynısını yap. İlişki kurduğunuz insanların sizi onaylamasını beklersiniz. Gerçek değerinizin anlaşılmasını istersiniz. Kendi küçük dünyanızda önemli olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Duymak istediğiniz şey ucuz, yapmacık bir yağcılık değil, gerçek bir övgüdür. Dostlarınızın ve iş arkadaşlarınızın Charles Schwab'ın da dediği gibi, beğenide içten, övgüde cömert olmalarını istersiniz. Hepimiz bunu isteriz. Bu nedenle altın kurala uyalım ve bize verilmesini istediğimizi biz de başkalarına verelim. Nasıl, nerede, ne zaman? Yanıt çok basit: her zaman, her yerde. Wisconsin'den David Smith bir hayır konserinde meşrubat standının yöneticiliğini üstlendiğinde hassas bir durumu nasıl çözümlediğini sınıfta anlattı. Konser gecesi parka geldiğimde meşrubat standının yanında duran iki yaşlıca bayanı gergin bir durumda buldum. Her ikisi de bu aktiviteyi sahipleniyor, sorumluluğun kendisinde olduğunu düşünüyordu. Orada ne yapacağımı düşünüp dururken sponsor komite üyelerinden biri gelip bana para kasasını verdi ve bu aktivitede görev aldığım için teşekkür etti. Rose ve Jane'in yardımcılarım olduğunu da söyledikten sonra oradan uzaklaştı. Büyük bir sessizlik çökmüştü. Para kasasının bir anlamda yetki sembolü olduğunun farkına vardığımda kasayı Rose'a uzattım ve para hesapları konusunda fazla becerikli olmadığımı, bu görevi o üstlenirse daha rahat edeceğimi söyledim. Sonra Jane'den meşrubat standında görevli iki gence dondurma makinesini nasıl kullanacaklarını göstermesini istedim. Aktivitenin bu bölümünden o sorumlu olacaktı. Gece çok keyifli geçti. Rose mutlu bir şekilde paraları saydı. Jane gençleri yönetti. Ben de konserin tadını çıkardım. İnsanları övme tekniğini kullanmak için Fransa Büyükelçisi veya Clem Bake Komitesi Başkanı olmayı beklemenize gerek yok. Bu yöntemle her gün mucizeler yaratabilirsiniz. Örneğin, garson sipariş verdiğiniz patates kızartmasının yerine
patates püresi getirdiğinde size zahmet verdiğim için özür dilerim ama kızarmış patatesi yeğlerim derseniz, garson da rica ederim der ve ona saygı gösterdiğiniz için yemeği mutlulukla değiştirir. Size zahmet verdiğim için üzgünüm, lütfen, sakıncası yoksa, teşekkür ederim gibi sözler yaşamın tek düze çarkına uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Bu sözcükler iyi yetiştirilmiş olduğunuzun bir göstergesidir. Bunu başka türlü anlatalım. Hall Caine'in romanları yüzyılın başlarında bestseller kitaplar listelerinde yer almıştı. Milyonlarca insan bu kitapları okudu. Hall Caine bir nalbantın oğluydu. 8 yıllık ilköğretimden sonra okula gidememişti. Ama öldüğünde edebiyat dünyasının sayılı zenginlerinden biriydi. Yazarın yaşam öyküsünü kısaca özetleyelim. Hall Caine Sone ve Balatlara bayılıyordu. Bu nedenle Dante Gabriel Rossetti'nin bütün şiirlerini yutarcasına okumuştu. Hatta Rossetti'yi öven bir makale yazarak bir kopyasını Rossetti'ye göndermişti. Bu davranış Rossetti'nin çok hoşuna gitmişti. Yeteneğimi böylesine değerlendirip öven bir genç çok zeki olmalı diye düşünmüş olmalı ki Nalbant'ın oğlunu Londra'ya çağırıp ona sekreteri olmasını önerdi. Bu olay Hall Caine'in yaşamının dönüm noktasıydı. Çünkü yeni işi nedeniyle edebiyat dünyasının ünlü sanatçılarıyla tanışma fırsatını yakalamıştı. Onların önerileri ve yüreklendirmeleriyle kısa zamanda adını yüceltecek bir mesleğe atıldı. Isle of Man'deki evi olan Griba Şatosu, dünyanın en ücra köşelerinden gelen turistler tarafından ziyaret edilmeye başladı. Öldüğünde milyarlarca dolarlık emlak bıraktı. Eğer ünlü bir adama övgü dolu bir mektup yazmasaydı, belki de fakir bir adam olarak ölecekti, kim bilir. Bu bir güçtür, içten, yürekten bir övgünün kazandırdığı güç. Rossetti önemli bir kişi olduğunu düşünüyordu. Bu hiç de tuhaf değil, hemen hemen herkes kendisinin önemli bir kişi olduğunu düşünür. Eğer kendilerine önemli biri oldukları hissettirilseydi, pek çok kişinin yaşamı değişebilirdi. Kaliforniya'daki kursumuzun eğitmenlerinden Ronald Rowland aynı zamanda el işi öğretmeniydi. Bize el işi hazırlık sınıfındaki Chris isimli öğrencisini anlatan bir mektup yolladı. Chris özgüveni olmayan, sessiz ve utangaç bir çocuktu. Kendisine gerektiği kadar önem verilmiyordu. Ben aynı zamanda başarılı öğrencilerin katıldığı ve bir statü sembolü sayılmakta olan ileri düzey sınıfında öğretmeniydim. Çarşamba günü Chris sırasına oturmuş, özenle çalışıyordu. Onun içinde bir cevher olduğunu hissediyordum. Ona ileri düzey sınıfa geçmek isteyip istemediğini sordum. Size yüzündeki ifadeyi anlatabilmeyi isterdim. Gözyaşlarını tutmaya çalışan 14 yaşındaki bir gencin duygularını anlatmam mümkün değil. Kim, ben mi Bay Rowland? Yeteri kadar iyi miyim diye sordu. Evet Chris, çok beceriklisin dedim. Burada sözümü kestim. Çünkü benim de gözlerim sulanıyordu. Chris sınıftan çıkarken sanki boyu 10 santim daha uzamıştı. Bana pırıl pırıl parlayan mavi gözleriyle bakarak teşekkür ederim Bay Rowland dedi. Chris bana asla unutamayacağım bir ders vermişti. Bana ruhumuzun derinliğinde yatan önemsenme isteğini göstermişti. Bu kuralı hiçbir zaman unutmamak için kendime bir not yazdım. Sen çok önemli bir kişisin. Bu tabelayı sınıfta herkesin görebileceği bir yere astım. Bu bana gördüğüm her öğrencinin eşit derecede önemli olduğunu anımsatıyordu. Göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek, tanıştığınız her kişinin sizin tarafınızdan beğenilme isteğidir. Onların kalplerine giden en kesin yol ise sizin onların değerlerini bilmeniz ve bunu içtenlikle söylemenizdir. Emerson'ın sözlerini unutmayın. Tanıştığımız her kişinin üstün bir niteliği vardır. Ondan bu konuda bir şeyler öğrenebilirim. İşin acıklı yönü, yaşamda hemen hemen hiçbir şey gerçekleştirememiş insanlar, bu yetersizliklerini bağırıp çağırarak bastırmaya, egolarını tatmin etmeye çalışırlar ve bu saldırgan tutumlarıyla gerçekten çok itici olurlar. Shakespeare bunu şöyle ifade ediyor. Ah o insan, kendini beğenmiş insan. Yetki kisvesinin ardına sığınmış kişi, Tanrı katında öyle hileler yapar ki melekler bile ağlar. Düzenlediğim kurslara katılan
ve bu ilkeleri uygulayan iş adamlarının elde ettiği olağanüstü sonuçları size aktaracağım. Connecticut'lı avukat ile başlayalım. Kursa başladıktan kısa bir süre sonra Bay R. eşiyle birlikte Long Island'da oturan akrabalarını ziyarete gitmişti. Bayan R. onu yaşlı bir teyzeleriyle sohbet ederken bırakmış, kendisi daha genç olan akrabalarını görmeye gitmişti. Yakın bir gelecekte insanları övme ilkeleriyle ilgili bir konuşma yapacak olan Bay R., bu ilkeleri bu yaşlı kadına uygulayıp deneyim kazanmak istemiş ve gerçekten hoşlanabileceği bir şey bulmak umuduyla etrafına bakılmıştı. "Bu ev 1890'larda yapılmış değil mi?" diye sormuştu. "Evet," diye yanıt vermişti kadın. "Tam 10 yılda yapıldı." "Doğduğum evi hatırlatıyor bana," demişti avukat. "Güzel bir ev, iyi yapılmış, oldukça geniş. Bugünlerde böylesini artık yapmıyorlar." "Haklısınız," demişti yaşlı kadın. "Artık gençler güzel evleri önemsemiyorlar. Bütün istedikleri küçük bir apartman dairesi. Arabalara binip başıboş dolaşıyorlar." Sonra da "bu bizim düşümüzdeki evdi," diye eklemişti sevgi dolu, anılar belleğinde canlandığında sesi titreyerek. "Bu ev sevgiyle yapıldı. Yapmadan önce yıllarca hayalini kurduk. Mimarımız yoktu. Planları kendimiz çizdik." Yaşlı kadın Bay R'ye evi gezdirmişti. Bay R, onun ömrü boyunca gezdiği yerlerden toplayıp getirdiği güzel ve değerli eşyaları, şalları, antika bir İngiliz çay takımını, Wedgwood porselenlerini, Fransız karyola ve iskemleleri, İtalyan tabloları, bir zamanlar bir Fransız şatosunda asılı olan ipek perdeleri övmüştü. Evi gezdikten sonra yaşlı kadın Bay R'yi garaja götürmüştü. Orada oldukça yeni görünümlü bir Packard marka araba vardı. "Kocam bu arabayı bana ölümünden kısa bir süre önce almıştı," demişti yaşlı kadın yavaşça. "Ölümünden sonra ona hiç binmedim. Siz güzel şeylerin değerini biliyorsunuz. Onu size vereceğim." "Neden teyze?" diye sormuştu Bay R. "Beni mahcup ediyorsunuz. Çok cömertsiniz. Ama onu kabul edemem. Akrabanız bile değilim. Hem benim yeni bir arabam var. Bu Packard'a sahip olmak isteyen pek çok yakın akrabanız vardır." "Akrabalar?" diye bağırmıştı kadın. "Evet, arabayı ele geçirmek için ölümümü bekleyen akrabalarım var. Ama asla alamayacaklar." "Onlara vermek istemiyorsanız satabilirsiniz," demişti Bay R. "Satmak mı?" diye haykırmıştı kadın. "Bu arabayı satabileceğimi mi sanıyorsun? Kocamın benim için aldığı bu arabaya yabancıların binip gezmesine dayanabilir miyim? Onu satmayı düşünmek bile istemem. Onu size vereceğim. Siz güzel şeylerin değerini biliyorsunuz." Bay R. arabayı reddetmek istiyordu ama bunu yaşlı kadının duygularını incitmeden nasıl yapacağını bilmiyordu. Şalları, Fransız antikaları ve anıları ile bu koskoca evde yapayalnız yaşayan bu yaşlı kadın biraz ilgiye, beğeniye gereksinim duyuyordu. Bir zamanlar genç, güzel ve ilgi gören bir kadındı. Yıllar önce sıcacık, sevgi dolu bir ev yaptırmış ve Avrupa ülkelerinden topladığı eşyalar ile bu evi güzelleştirmişti. Şimdi ise yaşlı ve yalnızdı. İnsanların kendisine sıcak davranmasını istiyor ve gerçek bir takdir bekliyordu. Hiç kimse bunları ona vermiyordu. İstediklerini veren biri çıktığında çölde bir pınar bulmuş gibi olmuştu. Ve anılarının en güzel parçası olan Packard gibi değerli bir armağandan başka hiçbir şey onun bu minnet duygularını anlatmaya yeterli olamazdı. Bir başka olaya göz atalım. Bunu bize New York'ta Lewis & Valentin bahçe bakımı ve peyzaj mimarlığı firmasında denetleyici olarak çalışan Donald McMahon anlatıyor. Dost kazanma ve insanları etkileme konusunda bir konferansa katıldıktan kısa bir süre sonra ünlü bir yargıcın bahçesinde çalışıyordum. Bir ara yargıç yanıma gelip kamelya ve açelyaların nereye dikilmesini istediğini söyledi. "Sayın yargıç, ne güzel hobileriniz var," dedim. "Köpeklerinize bayıldım." "Madison Savoy Garden'daki köpek yarışmalarında her yıl birçok mavi kurdele kazandığınızı duydum." Beğenimi bildirmem onu çok etkilemişti. "Evet," diye yanıtladı. "Köpeklerimle birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Kulübelerini görmek ister misiniz?" Hemen hemen bir saat kadar bana köpeklerinin kazandığı ödülleri gösterdi. Hatta köpeklerin özelliklerini gösteren belgelerini çıkarıp böyle güzel ve akıllı olmalarına soyluluklarının neden olduğunu anlattı. Sonra bana dönerek
Küçük çocuğunuz var mı diye sordu. Var diye yanıtladım. Küçük bir oğlum var. Küçük bir yavru köpeği olsun istemez mi diye sordu yargıç. Hem de nasıl ister, sevincinden havalara uçar. Güzel, öyleyse ona bir tane köpek vereceğim. Bana bir yavru köpeğin nasıl beslenmesi gerektiğini anlatmaya başladı. Sonra bir an durdu. Anlatırsam unutursunuz, size yazıp vereyim dedi. Eve giderek bakım ve beslenme için gerekli şeyleri yazdı. Bana yüzlerce dolarlık bir köpek armağan etmesinin ve çok değerli zamanının 1 saat 15 dakikasını ayırmasının tek bir nedeni vardı. Onun hobilerini ve başarısını içtenlikle övmüştüm. Ünlü Kodak firmasının kurucusu George Eastman, transparan filmi icat ederek sinema filmlerinin çekilmesine olanak sağlamıştı. Böylece 100 milyon dolarlık bir servetin sahibi olmuş ve yeryüzündeki en ünlü iş adamlarından biri haline gelmişti. Bu büyük başarısına karşın o da tıpkı bizler gibi beğenilmek ve takdir edilmek istiyordu. Bunu nereden bildiğimi açıklayabilirim. Eastman Müzik Okulu'nu ve Kilburn Hall binasını yaptırırken, o zamanlar New York Superior Seating firmasının başkanı olan James Adams'ın bu binadaki toplantı salonlarının koltuklarının siparişini almak istiyordu. Mimara telefon eden Bay Adams'ın Rochester'da Bay Eastman ile görüşmek için randevu aldı. Adams'ın geldiğinde mimar, bu siparişi almak istediğinizi biliyorum dedi. Ama eğer Bay Eastman'ın 5 dakikadan fazla vaktini alırsanız hiçbir şansınız olmaz. Kendisi katı, disiplinli bir adamdır. Zamanı değerlidir. Söylemek istediklerinizi kısaca anlatın ve çıkın. Adams'ın söylenenleri yapmaya hazırdı. Odaya girdiğinde Bay Eastman eğilmiş, masanın üzerine yığılı belgeleri inceliyordu. Başını kaldırdı, gözlüğünü çıkardı. Mimarla Bay Adams'ın yanına gelerek, ''Günaydın beyler, sizin için ne yapabilirim?'' diye sordu. Mimar onları tanıştırdıktan sonra Bay Adams'ın, ''Bay Eastman, dışarıda beklerken ofisinize hayran oldum.'' dedi. ''Böyle bir odada çalışsam çok keyif alırdım. Ahşap işinde çalışıyorum ama böyle güzel bir ofisi yaşamım boyunca görmemiştim.'' ''Neredeyse unuttuğum bir şeyi hatırlattınız bana.'' dedi Eastman. ''Çok güzel değil mi? İlk yaptırdığımda ben de müthiş keyif aldım. Ama buraya geldiğimde kafamda öyle çok düşünce oluyor ki kimi zaman haftalarca odayı görmüyorum bile.'' Adamson ilerleyerek panellerden birine dokundu. ''Bu İngiliz meşesi değil mi? Dokusu İtalyan meşesinden biraz farklıdır.'' dedi. ''Evet.'' diye yanıtladı Eastman. ''İngiltere'den ithal edildi. Ahşap uzmanı bir arkadaşım benim için seçti.'' Sonra Eastman odayı gezdirdi. Oranlama, renk seçimi, el oymacılığı üzerindeki düşüncelerini belirterek bunların planlamasında ve uygulamasındaki katkılarını anlattı. Bir pencerenin önünde durdular. George Eastman, kibar ve alçak gönüllü bir tavırla insanlığa yardım amacıyla çalıştığı kuruluşları anlattı. Bay Adams'ın parasını acı çeken insanlar için, idealistçe harcadığı için Bay Eastman'ı içtenlikle kutladı. George Eastman kilitli bir camekanı açarak sahip olduğu ilk fotoğraf makinesini gösterdi. Bir İngiliz'den satın almıştı bunu. Adams'ın ona işe ilk atıldığı yıllardaki çabalarına ilişkin sorular sordu ve Bay Eastman da içtenlikle çocukluğunun yoksulluk içinde geçtiğini, dul annesinin bir pansiyon işlettiğini, kendisinin de bir sigorta şirketinde çalıştığını anlattı. Yoksulluk korkusu gece gündüz aklını kurcalıyordu. Annesini çalıştırmamak için nasıl para kazanabileceğini düşünüyordu. Bay Adamson başka sorular sordu, dinledi ve söylenenlerle ilgilendi. Bay Eastman deneyimlerini anlattı. Tüm gün ofisinde çalıştığını, hatta deneylerini geceleri de sürdürdüğünü, bunlar etkilerini gösterirken kısa aralıklarla uyukladığını, bazen 72 saat elbiselerini üzerinden çıkarmadığını anlattı. James Adamson, Eastman'ın ofisine girdiğinde saat 10'u çeyrek geçiyordu. Ona 5 dakikadan fazla kalmaması gerektiği söylenmişti. Ancak aradan 2 saat geçmesine karşın onlar hala konuşuyorlardı. Sonunda George Eastman, Adamson'a döndü ve ''Son gidişimde Japonya'dan birkaç iskemle alıp getirdim ve verandama koydum. Güneş altında kalınca boyaları soyulup döküldü. Kente indiğimde boya alıp kendim boyadım. Boyamada başarılı olup olmadığımı görmek ister misiniz? En iyisi evime gelin, birlikte yemek yiyelim ve onları size göstereyim.'' dedi.
Yemekten sonra Bay Eastman, Adams'ına Japonya'dan aldığı iskemleleri gösterdi. Çok pahalı şeyler değillerdi ama George Eastman onları kendi boyadığı için gurur duyuyordu. Toplantı salonunun koltukları 9.000 dolar tutuyordu. Siparişi kim aldı dersiniz? James Adamson mı yoksa rakipleri mi? Bu olayın geçtiği günden sonra Bay Eastman ve James Adamson ölünceye kadar çok yakın dost oldular. Claude Marias Fransa'da bir restoran sahibiydi. Bu ilkeleri uygulayarak restoranının en önemli elemanını kaybetmekten kurtulmuştu. Bu kadın 5 senedir Bay Marias'ın yanında çalışıyor ve onunla 21 eleman arasındaki hayati ilişkiyi sağlıyordu. Kadından istifa ettiğini bildiren taahhütlü mektubu aldığında düşündüklerini Bay Mara ise şöyle anlatıyor. Çok şaşırmıştım ve dahası hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü ona çok adil davrandığımı, tüm isteklerini yerine getirdiğimi düşünüyordum. Benim için bir iş görenden çok bir arkadaş gibiydi. Ona çok fazla güveniyordum ve belki de bu yüzden ondan diğer elemanlardan beklediğimden daha fazlasını bekler olmuştum. Bir açıklama almadan elbette istifanı kabul edemezdim. Onu bir kenara çektim ve "Polet, istifanı kabul edemeyeceğimi anlamalısın" dedim. Benim için ve bu şirket için senin değerin çok yüksek. Eğer bu restoran başarılıysa bunda benim olduğu kadar senin de payın var. Bunları diğer elemanların önünde de tekrarladım ve onu evime davet ederek ailemin önünde de güvenimi bildirdim. Polet istifasını geri aldı ve ben bugün ona eskisinden daha çok güveniyorum. Bu güvenimi ona takdir hislerimi sık sık bildirerek, yaptıklarını överek, benim ve restoranım için ne kadar önemli olduğunu söyleyerek perçinliyorum. Britanya İmparatorluğunu yöneten en akıllı ve kurnaz adamlardan biri olan Disraeli, insanlara kendilerinden söz edin diyor. İnsanlara kendilerini anlatın. Sizi saatlerce dinleyeceklerdir. 6. prensip, karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu içtenlikle yapın. 2. bölümün özeti, insanların sizden hoşlanmasını sağlamanın 6 yolu. 1. prensip, başkalarıyla içtenlikle ilgilenin. 2. prensip, gülümseyin. 3. prensip, kullanılan din ne olursa olsun, kişi için en önemli ve kulağa en hoş gelen söz kendi ismidir. 4. prensip, İyi bir dinleyici olun. Diğer insanlara kendilerinden söz etmeleri için cesaret verin. 5. prensip, karşınızdaki kişinin ilgilendiği konulardan söz edin. 6. prensip, karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu içtenlikle yapın.